Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ayeti kitabında bulunan elektrokimya bölümüne ait 10. testi çözeceğiz. Bu testi ilgili şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu kitabın ilk baskısında olmayıp sonradan eklenen bir test. Yani elinizde ilk baskı varsa yani bu sorular niye bizde yok gibi ya da kitap farklı kitap mı düşüncesine kapılmayın. Öncelikle onu belirteyim. Yani e, İlk baskıda 16 tane elektrokimya bölümü ile ilgili test varken ikinci baskıda 17 tane oldu. Yani bu test sonradan eklenen bir testtir. İkinci baskı ya da daha yeni baskılar varsa e, sıkıntı yok. Ama ilk baskı varsa sizde 16 test olacaktır. Yani bu aradaki test olmayacaktır. Onu belirteyim başlangıçta. Şimdi ilk soruya baktığımızda diyor ki yukarıda verilen elektroz düzeninde sıvı magnezyum bromür bileşiği 96.5 amperlik akım uygulanarak yarım saat süre ile elektroliz edildiğinde katotta toplanan maddenin miktarı kaçtır? Şimdi biliyorsunuz şimdi bakın burada e, sadece magnezyum ve brom iyonlar var. Yani sudan gelen iyonlar sulu çözelti değil. Peki katoda kim gidecek? Katyon gidecek. Yani katyon kimdir? Magnezyum artı 2 gidecek. O zaman şöyle bir tepkim olacak. Magnezyum artı 2. 2 elektron alıp magnezyuma dönüşecektir. Evet burada şu bilgiyi kullanarak elektronun mol sayısını bulabiliriz. Oradan magnezyum mol sayısını bulup oradan da gramına geçeceğiz. Peki nedir mol sayısı? Q eşittir I çarpı T diyoruz. I dediğimiz akım T dediğimiz zaman ama saniye cinsinden o zaman çarparsak 96.5 çarpı yarım saat diyor 30 çarpı 60 klomp yapar. Peki klombu mole çevirsek biliyorsunuz ki 1 mol eşittir. 96.500 klomp. O zaman şurası 96.5 çarpı 30 çarpı 60 x klomp yapsın. Evet sadeleştirme yapacağım için çarpma yapmadım. Yani buradan x eşittir. Özür diliyorum. Şurayı şöyle molü ve klompu yanlış yere yazdım. Yani 96.5 çarpı 30 çarpı 60 klomp kaç mol yapar diyoruz. O zaman buradan şöyle bir şey çıkar. 96.5 çarpı 30 çarpı 60 bölü 96.500 yapar. Evet sıfırları attık. Şurayı da şurayı sadeleştirdik. Şurada 10 kaldı. 6 kere 3. 18. 10'a bölersek 1.8 mol. Yani burada elektronun molü 1.8'miş. O zaman oradan magnezyon molüne geçersek kaç yapar? 0.9 mol yapar. Evet o zaman n eşittir m bölü m a formülümüzü uygularsak 0,9 eşittir m bölü mol kütlesi de 24. O zaman 24 ile çarparsak buradan 21,6 gram çıkar. Evet şöyle de bir formül vardır istiyorsanız bu formülde uygulanabilirsiniz. Toplanan madde miktarı ile ilgili kütle eşittir. I çarpı T çarpı M A bölü 96.500 çarpı Z dediğimiz. Yani bu yaptığımız işlemlerin hepsini burada birleştirilmiş halidir. Tabi şu T tekrar söylüyorum saniye olacak. O zaman yazarsak buraya akım 96.5 çarpı 30 çarpı 60 mol kütlesi 24 bölü 96.500 çarpı Z dediğimiz şurada tesir değerli yani şuradaki yükü yani 2. Evet yine buradan işlem yaparsak bakın şuradan iki tane sıfır götürdük. Şunu şuna bölersek şurada 10 kaldı. Burayla burayı çarparsak 18 yaptı. Evet bakın burası yani yine 1.8 yapıyor. Onu da 2'ye bölersek 0.9 yapıyor. 0.9'u da 24 ile çarparsak yani şurada yaptığımız işlemlerin hepsini bu formülde de özetlemiş oluyoruz. Kütle akım T zaman saniye cinsinden mol kütlesi 96.500 çarpı Z'de tesir değerli. Bu formülü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Seri bağlı elektroz kaplarından birinde X artı iyonları diğerinde ise Y artı 2 iyonları içeren sulu çözeltiler vardır. Bu kapların katodunda 5,4 gram X ve 1,6 gram Y toplanıyor. Buna göre Y'nin atom kütlesi kaçta diyor. Yani M A'sını soruyor. Şöyle yapalım. Tepkimelerimizi yazarsak X artı 1 elektron alıp x'e dönüşecek. Y artı 2 ise 2 elektron alıp Y'ye dönüşecek. E, seri bağlı kaplarda elektronların mol sayıları eşit oluyor. Yani biz buradan x'ten başlayıp bunun mol sayısını bulsak buradan bunun molünü buradan da bunun molünü bulabiliriz. O zaman şunun mol molünü bulursak en eşittir bölü ma diyoruz. 5,4 bölü 108. Evet bunu şöyle yazabiliriz. 54 bölü 10 bunu da 108 şeklinde ise bunu buna bölsek 2, 1 bölü 20 yani 0.05 mol. O zaman bu adam 0.05 mol ise elektron da 0.05 moldür. Bakın elektronların molleri eşit. Yani buradan buraya taşırken herhangi bir işlem yapmıyoruz. 0.05 moldür. O zaman bu 0.05 ise burası da 0.05 bölü 2 moldür. Yarısı kadar. O zaman getirip bu adam için şu formülü uygularsak en eşittir. M bölü M A. 0.05 bölü 2 eşittir. Toplanan madde kütlesi 1.6 bölü mol kütlesi. Evet burayı 1 bölü 20 şeklinde yazabiliriz. O da 40 yapar. Virgül giderse buradan işlem yaptığımızda 64 çıkar arkadaşlar. Evet dördüncü soruya baktığımızda dökü yukarıda şekilde verilen seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş krom 3 klorür ve demirin bir tane klorlu tuzu varmış elektroliz edilmektedir. A elektrodunda 31,2 gram krom katısı toplandığında C elektrodunda ise 50,4 gram demir katısı toplanmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Tepkimelerini yazarsak bakın krom değerli artı 3'tür. Şurası klor eksi 1 ise buradaki krom artı 3'tür. Yani krom artı 3 3 elektron alıp kroma dönüşecek diğer kapta ise demir artı ne? N tane elektron alıp bu da demire dönüşecek. Şimdi biz buradan kromun mol sayısını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. En eşittir. M bölü M A diyoruz. 31,2 bölü. Şurası da 52'miş mol kütlesi. 6 katı yani virgülle 6 katı 0.6 mol. Bu adamdan 0.6 mol toplanıyor. O zaman bu 0.6 ise elektron 1.8 moldür. Evet. Seri bağlı devrelerde biliyorsunuz ki elektronların mol sayıları eşittir. Bu da 1.8 moldür. Şu bilgiyi kullanarak demirin molünü bulursak en eşittir en bölü ma diyoruz. 50,4 bölü 56. Evet bu işlemi de yaptığımızda 0.9 mol çıkar. Şurası da 0.9 mol. Bakın dikkat ederseniz bura. Buranın iki katı yani bunun başındaki sayı 1 ise bunun başındaki sayı 2'dir. Yani bu ne sayısı 2'dir doğrudur. D elektrodun etrafında 0.9 mol klor gazı çıkar. Evet, klorla ilgili tepkimemizi yazsak bakın iki tane klor yani şöyle denkleşir. Klor klor gazına dönüşecek. Bakın az önce elektronun mol sayısını bulduk. Yani devredeki elektronun mol sayısı 1.8 yani burası 1.8 mol. O zaman burası 1.8 mol açığa çıkacak. Klor gazı 0.9'u doğrudur. Devreden 0.9 faradaylık yük geçer. 0.9 yani Elektron 1.8 mol elektron dedik. O zaman 1.8 mol elektron eşittir. 1.8 faradaydır. Yani bu bir ifade yanlıştır. O zaman 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dır. Evet 5. soruya baktığımızda bakın bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bu e birinci baskıda çözen arkadaşlar varsa 10. testteydi. Araya bir test girince yani e, soru yer değiştirdi. 11. testin 5. sorusuyla bu adam yer değiştirmiş oldu. Ben bu soruyu hem 11. test videomu izlediğinizde göreceğiniz bir sorudur. Ama yeni baskıda on bir o hani buraya alınıp 11. testte şu soru eklendiği için ben 11. testin 5. sorusunda ekstra buradan çözeceğim videoyu izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi 10 eski test baskıda bu soru başka testteydi öyle söyleyelim. Yukarıdaki düzenekte diyor bir süre elektrik akımı geçiriyor. Bu süre sonunda katotlarda toplanan maddelerin kütleleri nasıl olur diyor. Şimdi katotlara gidecek kimdir? Katyonlardır. Yani ben 3 kaptadaki katyon tepkimesini yazarsam 1. kap, 2. kap, 3. kap. Şimdi 1. kapta kim var? Bakır artı 2. İki elektron alıp bakıra dönüşecek. İkinci kapta kim var? Bakır artı bir var. Bir elektron alıp bakıra dönüşecek. Üçüncü kapta ise gümüş artı iyonu var. Bir elektron alıp gümüşe dönüşecek. Şimdi bakın e, seri bağlı devrelerde biliyorsunuz ki elektronların mol sayısı eşittir. Şimdi mesela buna iki mol dersek bu da iki mol olur. Bu da iki mol olur. Hepsinin mol sayısı eşit olduğu zaman bu iki mol ise burada toplanacak. Bakır bir moldür. Bu 2 mol ise kat eşit olduğu için 2 mol bakır toplanır. Bu 2 mol ise buradan da 2 mol gümüş toplanır. Bize kütlelerini soruyor. Yani kütle dediğimiz şey en eşittir. M bölü M A diyoruz. Yani kütle neye eşittir? Mol sayısıyla mol kütlesini çarpımına eşittir. Yani bunu mol kütlesiyle çarparsak 64 gram yapar. Bunu 64 ile çarparsak 128 gram yapar. Bunu 108 ile çarparsak 216 gram yapar. O zaman 216 128, 64, 3, 2, 1 gibi olması lazım arkadaşlar. Evet bu 11. testin 5. sorusu. Benim 11. testin 5. sorusu. Videomu izlediğinizde yine şu soru çıkacaktır. Çünkü ben 1. baskıdan da bu soruyu çözmüştüm. Burada ekstra burada yani şu soruyu geçmiş olmayalım diye buraya sıkıştıracağım. Videoda, videonun açıklama kısmında yazacağım. Ya, izlemek isteyen arkadaşlar olursa izlesinler diye. Şimdi soruya dönersek diyor ki yukarıda verilen tuzların sulu çözeltilerinin elektrolizi sonucunda hangilerinin katodunda hidrojen gazı çıkarken anodunda oksijen gazı açığa çıkar? Bakın şöyle söyleyeyim mesela birinci kap için hepsinin sulu çözeltisi varmış. Yani bunun içerisinde bakır artı iyonu var ve flor eksi iyonu var. Sudan gelen hidrojen ve hidroksit iyonu var. Bakın elektrolizm mantığı şudur. Yani artı yüklü olan adam da nötr hale dönüşmek ister. Eksi yüklü olan adam da nötr hale dönüşmek ister. Yani artı yüklü adam nötr hale dönüşmek istiyorsa elektron alacaktır. Eksi yüklü olan nötr hale dönüşmek istiyorsa elektron verecektir. Yani biz üç yargıyı da kıyaslarken şuradaki adamları elektron alma isteklerine göre kıyaslayacağız. Eksi yüklü olanları ise elektron verme isteklerine göre kıyaslayacağız. Yani sorunun sonunda elektron verme eğilimi vermiş. Bakın şu hidrojene kadar olan çünkü artı yüklü olanları biz elektron almaya göre kıyaslıyoruz. Yani biz elektron alma eğilimlerini yazsaydık şöyle yazardık. Sodyum küçüktür magnezyumdan o da küçüktür hidrojenden. Evet burada yine e, bakırla ilgili bir şey verilmemiş. Eksik bilgi verilmiş. şu Bakır şuralarda bir yerde olur. Onu da söyleyelim. O zaman bakır da bundan büyüktür. O zaman şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Bakır mı daha çok elektron almak istiyor? Hidrojen mi dersek bakır. Yani buradan açığa çıkacak kimdir? Bakır iyonudur. Ee, bu adamlara baktıysak bakarsak hidro yani bunlara elektron verme dediğimiz için orijinal yani soruda verilen bilgiye göre kıyaslayacağız. Nedir burada? Hidroksit mi da desek? Flor mu desek? Hidroksittir. Yani buradan da bu adam tepkimeye girecek ve oksijen gazı açığa çıkacak. Ama adamın istediği oluyor mu? Olmuyor. Yani sonuçta oksijen olayı tamam ama buradan bakır çıkacağı için birinci yargı yanlıştır. İkinci kaba baktığımızda magnezyum artı 2 ve sülfat iyonu var. Sulu çözelti dediği için de hidrojen ve hidroksit var. Yine tekrar söylüyorum bu adamlara elektron almaya göre çünkü nedir artı yüklü olan elektron alıp nötr hale Eksi yüklü olansa elektron vermeye göre kıyaslayacağız. O zaman magnezyum daha çok elektron almak istiyor hidrojen mi dersek hidrojen o zaman buradan hidrojen gazı açı açığa çıkacak şu iki adamı kıyasladığımızda hidroksit mi sülfat mı dersek hidroksit evet o zaman hidrojen ve oksijen gazı açığa çıkar bu olur üçüncü kabın içerisinde ise sodyum ve nitrat var hidrojen ve hidroksit var evet e, yine artı yüklü olanları elektron almaya göre bunlar elektron almaya göre bunlar ise elektron verme isteklerine göre kısaca. Şimdi sodyum mu hidrojen mi dersek hidrojen sodyumdan daha güçlü bu konuda o zaman buradan hidrojen gazı açığa çıkacak. Şu ikisini kıyaslarsak hidroksit mi nitrat mı dersek hidroksit o zaman buradan da oksijen gazı açığa çıkacak. Yine adamın istediği oluyor cevap 2 ve 3'tür arkadaşlar. Evet 6. soruya baktığımızda diyor ki şekildeki seri bağlı iki elektroliz kabında birinde sıvı x klorun bir bileşiği diğerinde y ve klorun tuzlar elektroliz ediyor. Buna göre hangileri kesinlikle eşit? Şimdi birinci de x artı 3 3 elektron alıp x'e dönüşecek ve yine birinci kap için söylüyorum klor klor gazına dönüşecek. 2 klor Şöyle iki elektron olacak. İkinci kaptaysa Y artı bir elektron alıp Y'ye dönüşecek. Yine iki tane klor klor gazına dönüşecek. Ve iki elektron verecek. Bakın şöyle söyleyeyim. Buradaki elektronların mol sayıları eşit. Yani ben mesela 3 ve 2 olduğu için bir değer versem buna 6 mol desem burası da 6 moldür. Burası da 6 moldür. Burası da 6 mol'dür. O zaman diyor ki anotlarda açığa çıkan klorların mol sayısı. Burası 6 mol ise klor burada 3 mol'dür. Burası 6 mol ise buradaki klor da 3 mol'dür. Yani klorlar eşittir. Katotta indirgenen x artı 3 ve y artı ion, 1 iyonların mol sayısı. Bakın. Burası 6 ise 3'e 1 oranı var. O zaman burası 2 mol yapar. Burası 6 ise kat eşit olduğu için 6 mol olur. Evet, mol sayılar eşit oldu mu? Hayır. Kesinlikle eşit olmadı. Yine demiş ki katotta toplanan X ve Y metallerinin kütleleri. Şimdi biz burada X veya Y'nin mol kütlesi hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. O zaman kütleler hakkında bir yorum yapma şansımız yine yoktur. O zaman cevap yalnız birdir arkadaşlar. Evet 7. soruya baktığımızda diyor ki 200 mitrelik bakır nitrat sulu çözeltisi 8 amperlik akımla 4825 saniye elektroliz edildiğinde bakır artı 2 iyonlarının tamamı Bakır katısına dönüşüyor. Buna göre bakır nitrat çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır diyor. Bakın şöyle yapabiliriz. Şimdi buradaki bakır artı 2. 2 elektron alıp bakıra dönüşecek. Yani ben şu bilgiyi kullanarak e, hani yükü hesaplayabilirim. Oradan elektronun mol sayısına oradan da bakırın moline geçebilirim. Şöyle diyelim. Biliyorsun ki Q eşittir I çarpı T diyoruz. 4825 çarpı 8. Yerlerini farklı yazdım. Sonuçta bu buraya yazdım. Bu buraya çok önemli değil. Bu kadar klomp yapıyor. Evet bunu şeye çevirirsek biliyorsunuz ki 1 mol elektron 96500 klomptur. Kaç mol elektron 4825 çarpı 8 klomptur. Evet buradan x eşittir 4825 çarpı 8 bölü 96500. E şura şuranın iki katı. Yani şura şuranın. O zaman burası 8 bölü 20. Onu da 2'ye bölersek 4 bölü 10. Oradan da 0.4 mol çıkar. O zaman elektron 0.4 mol. Burası 0.4 mol ise burası 0. 2 moldür. Bunu da sonuçta derişimini sormuş. Molarite eşittir n bölü V diyoruz. Yerine yazarsak 0.2 bölü 200 metre diyor. Bunu da litreye çevireceğiz. 0.2. O zaman ne çıkar? 1 molar çıkar arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir formül var. İstiyorsanız formülden de yapabilirsiniz. Formül kullanan arkadaşlar var. Şöyle söyleyeyim. Toplanan maddenin kütlesi diyoruz. I çarpı T çarpı M A bölü 96.500 çarpı Z. Z dediğimiz tesir, tesir değerli. Yani bakır burada ne almıştır? Artı 2 almıştır. Yani yükü diye düşünebilirsiniz. Şimdi burada mol kütlesi verilmemiş. Dikkat ederseniz. Peki ben bunu buraya atsam. Şöyle yazsam. Bir şey fark edem. M eşittir. M bölü M A eşittir. I çarpı T bölü 96.500 çarpı z. Yani şurası mol demek değil mi? Yani ben burayı en eşittir çarpı t şeklinde güncelledim. 96.500 çarpı z. Yani verilenleri yerine yazıp bu adamın mol sayısını yine kısa yoldan bulabilirsiniz istiyorsanız. Yani nedir? 8 amper diyor. Çarpı 4825 bölü 96.500 çarpı tesir değerli tekrar söylüyorum iyon yükü buradaki 2. O zaman yine bunu buna böldüğümüzde Burası ne yapar? 20 yapar. Şunu şuna böldüğümüzde burası yine e, 2'ye bölsek 4 bölü 10. Yani şunu da şuna böldük 2. Yani 0.2 molü buradan yine bulabiliriz. Yani bu işlemi yapmak yerine ben formül kullanacağım diyen arkadaşlar varsa molü buradan bulup yine molarite eşittir m bölü v'den 0.2 bölü hacimde az önce söyledik 0.2 yine 1 molar çıkar arkadaşlar. Et diyor ki 300 mililitrelik bakır klorür sulu çözeltisindeki klor iyonlarının 1 bölü 4'ü yükselkeninceye kadar devreden 57.900 klompluk yük geçmektedir. Buna göre bakır 2 klorür çözeltisinin başlangıç derişimi kaç diyor. Şöyle yapalım. Klorun tepkimesini yazarsak burada. Evet böyle bir tepkim olur. O zaman şöyle yapalım. Biz şu sayıyı mol'e çevireyim ya. 1 mol elektron 96500 klomsa kaç mol elektron 57900 yapar? Evet buradan bu işlemi yaptığımızda 0.6 mol çıkar. Yani bu adam 0.6 mol imiş. Peki bu 0.6 mol ise bu adamla bu adamın kat sayısı eşit mi eşit o zaman burası da 0.6 moldür Bakın bu sadece klorun 1 bölü 4'ü yani 1 bölü 4'ü 0.6 ise tamam yani 4 katı o zaman benim elimde 2.4 mol toplam klor var. Şimdi ben bileşiğimi yazarsam biliyorsunuz ki bu adamı suyun içerisine attığımızda bakır artı iki tane klor şeklinde ayrışır. Şimdi klorun molünü bulduk az önce 2,4 mol. Peki klorun molünü bulduysak bileşiğin molünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. 2'ye bir oranı var. 2,4 mol ise 1,2 mol. Buradan molarite eşittir. M bölü V'de yerine yazarsak 1,2 bölü hacim litreye çevirdik. O da 0,3 çıktı. O zaman buradan kaç çıkar? 4 molar çıkar arkadaşlar. Et diyor ki verilen sistemde hidroklorik asidin sudaki çözeltisi elektroliz ediliyor. Sudaki çözeltisi dedi yani burada hidrojen ve sudan gelen hidroksit iyonlarını da göz ardı etmeyeceğiz. Yani yazacağız. Bu işlemle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi dikkat ederseniz bu adamda da bu adamda da hidrojen var. Sonuçta yani katota hidrojen dışında başka bir maddenin gitme olasılığı var mı? Yok. Yani katottaki indirgenme yarı tepkimesi bu şekilde de hidrojen hidrojen gazına dönüşecek. Doğrudur. Çözeltinin pH artar diyor. Bakın dikkat ederseniz elektroliz elektrolit anotta da klor gazı açığa çıkıyor diyor. Yani buradan birinden hidrojen gidiyor diyelim. Birinden de klor gidiyor. Yani hidrojen gidiyor. Hidroksit elimde kalıyor. Yani ne yapacak? Asitlik azalacak. O zaman pH artacak da yani şöyle diyebilirsiniz. Hidrojenin molaritesi azalacak hidrojen demek asitlik demektir. Bu adamın miktarı azalıyorsa asitlik azalır. pH metreyi de düşünürsek asitlik azalıyor diyorsa yukarıya doğru gidiyordur. Doğrudur. Devreden 0.2 mol elektron geçince anotta 0.1 mol klor gaz oluşuyor. Et evet, tepkimesini yazarsak şuraya 2 yazdık, şuraya 2 yazdık. Evet bu adam 0.2 olursa bu adam 0.1 mol olur. Bu da doğrudur. Cevap hepsidir arkadaşlar. Evet 10. soruya baktığımızda magnezyum klorunun sulu çözeltisinin elektrolizi sırasında anotta klor iyonları yükseltgenirken katotta su molekülleri indirgenir. Bu elektrolizle ilgili hangileri doğrudur diyor. Yani şöyle söyleyelim. Burası katot olsun. Burası da anot olsun. Şimdi magnezyum artı 2 var klor iyonu var. Sulu çözelti dediği için hidrojen ve hidroksit var. Evet bakın katyonlar katoda gider. Anyonlar anota gider. Yani şöyle söylerim. anotta klor yani bu adam anota doğru gidiyormuş. Katotta ise su molekülleri. Yani katoda gidebilecek. Bu adam gider mi? Gitmez. Katyona, yani Katyonlar katoda gider. Burada yani bu adam gidip hidrojen gazına dönüşecektir. Onun için katoda oksijen gazı oluşur ifadesi yanlıştır. Zamanla çözeltilen pH değeri büyür diyor. Evet şöyle söyle bakın yine elimizdeki hidrojen azalıyor. Hidrojen azalıyor demek asitlik azalıyor demektir. Yani pH nedir? Yukarıya doğru gider. Çünkü pH metreyi çizdiğimizde böyle aşağıya diyoruz ki asitlik artar. Yani hidrojenin azalması asitliğin azalması anlamına gelir. Ya da istiyorsanız hani 11. sınıfta Biliyorsunuz herkes pH hesaplamayı öğrendi. Mesela ilk baştaki atıyorum molaritem 10 üzeri eksi 1 olsun. Şimdi bu adam tepkimeye girecek. Azaldı. Mesela 10 üzeri eksi 2 molara düştü. Şimdi birinci durumda pH'im kaç çıkar? 1 çıkar. İkinci durumda pH'im kaç çıkar? 2 çıkar. Çünkü bunların eksi logaritmasını alıyorduk. Yani ne yapacak? pH zamanla artacak. Doğrudur. Devreden 1.2 faraday elektrik yükü geçtiğinde anotta 0.6 mol klor gazı oluşur diyor. Şimdi zaten 1.2 faraday demek 1.2 mol elektron demek. Aynı bunların değerleri aynı. O zaman klorun tepkimesini yazarsak şöyle bir tepkimesi var. Evet bu adam 1.2 olursa bu adam 0.6 mol olur. Yine doğrudur. Cevap 2 ve 3'tür arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.